İman dolu göğsümüzü zalim oklar mı delecek? Allah'ın muzaffer kullarına açtığı yolu hain tuzaklar mı kesecek? Biz ilahi nizamı korumaya, zalimin elinde kıvranan mazlumları kurtarmaya ve Allah'ın adaletini cihanın dört bucağına yaymaya ant içtik. Türk ant içerse sözünü tutmadan ölmez. Türk gözünü düşmana dikmişse zaferi görmeden dönmez. Atamız Alparslan pes etmedi. Biz de pes etmedik. O kılıcıyla doğudan batıya bir yol açtı. Bu yol bizim istikbalimizdir. Ucu bucağı nihayeti yok. Nefesimiz yettiğince biz de o yoldan yürüyeceğiz. İlahi nizamı koruyup adaleti cihanın dört bir yerine yayacağız. Gücünüz yetmez diyenlere inancımız yeter. Aklınız yetmez diyenlere mücadelemiz yeter diyeceğiz. Ömrünüz yetmez diyenlere tarihimiz yeter diyeceğiz. Cihan size kalmaz diyenlere Allah bize yeter. Ve şimdi beklediğimiz an gelmiştir. Diriliş mührünü vurma vaktidir. Allahu Ekber! Ey şanlı Türk askeri! Ey bu toprakları vatan yapmak için tırnaklarını kara parçasına geçiren, vatana evladı gibi sarılan, bu devleti evi bilen, saltanatı babası bilen Osmanlı ordusunun yiğit evlatları. Sizlerin çehresi bize zafer hissi yaşatıyor. Sizler Türk'ün ve İslam'ın son neferisiniz. Tek ordususunuz. Muzaffer çehrenize muhtaçız. Sizler bu devleti yaşatabilmek için can vermeye, can almaya hazır birer aslan parçasısınız. Var olun! Devletimle hazır! Eyvallah! Gayrı! Allah Allah sesleriyle yer gök sarsılacak! Bu cenk hak ile batılın yeryüzünde görüp görebileceği en büyük cenk olacak. Muhammed aşığı, kurt bakışlı Oğuz çocuklarındır. Şehitlerimiz toprağın üstünü fethedip yurt kılalım diye toprağın altındadır. Diktiğimiz sancak burada, onların ruhu arş-ı aladadır. Çoklar diye geri durmadık, azız diye yerinmedik. Korkmadık, savaştık gece uyumadan. Gündüz oturmadan büyük ülkemiz için gayret edeceğiz. Yüreğimizde kor gibi iman, damarlarımızda bu şerefli kan olduğu sürece değil karşımıza taştan surlar, sıra dağlar çekseler de yine de göğsümüzle parçalar geçer. İntikamla bilenen gök pusatlarımız düşmanın böğrüne girecek. Öyle bir kuvvetle vuracağız ki kılıçlarımızın şakırtısı Nikea'da ve dahi Konstantiniyye'de çınlayacak. Şer yuvası düşmana mezar olsun. Kılıcımız keskin, gazamız mübarek, nihayeti zafer olsun. Rabbimiz kutsal kitabında buyuruyor ki savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Attığında da sen atmadın. Allah attı. Bunu da müminleri güzel bir imtihanla sınamak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Bizler Oğuz'un elleri zalimden döktüğü kanın aldığı canın hesabını sormak için buradayız. Bilinsin ki Türkiye'li kanını yerde koymaz. Bir kanına 99 kanaylar. Yüce Allah'ım, senin davan uğruna
küffar ile cenk kesmeye niyetlendik. Yüreğimiz yolda da, davada da, imanda da bir olsun. Amin. Birliğimiz kaim olsun. Amin. Hilal haça galip olsun. Amin. Zulüm silinsin. İslam nuru hakim olsun. Amin. Bu devlet ilk iki asırda imanın verdiği aşkla, adaletinle huzurun yuvasını kurdu. İslam'ın ince yaşantısını tatbik etti. Sonraki iki asırda müesseseleriyle, yaşantısıyla, sokağıyla, ordusuyla zirvede, semadaki inancıyla kalplerde yer etti. Ne oldu da bu milletin boynu eğildi? Eğik boyunla harbedemez hale getirildi. Rüyamızı çaldılar. Kızıl elmamızı çaldılar. Düş kuramaz olduk. Rüya göremez olduk. Geceleri gözümü kapadığım vakit bir tek şey görürüm. Huzurun, imanın, muhabbetin sınırlarının olmadığı bir devlet. Kavganın, sömürünün olmadığı bir devlet. Ayağa kalkacağız. Başımız dik olacak. Eğri başı kılıç biçer. Boyun eğmeyeceğiz. Dört başı mamur bir devlet, dört köşesinde huzurlu bir millet olacağız.